Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Öğleden önce geldiğimde burası bu kadar değildi. Anam yıkı dağılmış. Üstü de dağılmış gördüğün gibi. Tabii kar yağışı, yağmur yağışı sonrasında tabii ki ani kar sularının erimesi dolayısıyla zaten biliyorsunuz bizim Yenice ilçemiz Türkiye'de ilçe bazında en fazla heyelanın yaşandığı ilçe. Yani burada Özel Mahallesi'nde sadece bizim heyelandan naklettiğimiz 986 tane kontumuz var. Yani bunun dışında yortan, pazarı, satık falan diyorsanız binin üzerinde yani. Yenice'de heyelandan dolayı tehlikesine nedeniyle konutları biz naklettik. Bugün de sabah 9.30-10 civarında beni muhtarım aradı. Değirmenyanı muhtarı. İşte müdürüm dedi köyde bir tehlike var. Gelip bakabilir misiniz? Ben de ekiplerimi gönderdim. Jeofizikli inşaat mühendisimi gönderdim. Onlar arazide ön inceleme yaptıktan sonra beni aradılar. Müdürüm dediler burada biraz işte kaymalar olmuş. Arazide çatlaklar falan var. Hakikaten arazide biraz tehlike var. Orada yağmur sularının işte yeraltı akmasıyla birlikte aşağıda dereye doğru zaten oradan görüyorsunuz aşağı doğru bir eğim var. Karşıda gördüğünüz dağın eteklerinde. Biz de her ihtimale karşı 7 tane konutu boşalttık. Vatandaşın herhangi bir hayati tehlikesi olmasın diye. Elektrikleri köyde kestirdik. Herhangi bir tane elektrik direği zaten yıkılmıştı yangın çıkma tehlikesine karşı. Gerekli tedbirleri aldık. En berbat bu anda burada bazı benim. Sen yine söküp bir yere yapabilirsin. İnşallah. Hoş olacak. Ya
Gece 12. Siz evdeydiniz o sırada, yatıyor evdeydik. Muydunuz? Evdeydik. Yatmadım daha. Muhtar aradım hemen. Ne oldu? Çatırtı falan mı oldu? Tabii. Bir anda evin bir kısmı sanırım... Bir anda çatlama koptu. Muhtar aradım, geldik. Ama yukarı kenarına baktık. Allah bizi biz gördük. Şimdi ne yapacaksınız? Mühürlüyorlar galiba. Mühürlüyorlar. Eşyaların, lazım olan eşyaları aldınız. Aldılar. Yakınlara mı? Alacağız. Tabii yakınlığa gittiler. Hayvanlar da vardı galiba. Hayvan başka yere bağladım. Ya ne diyeyim, yetkililer her şeyi görüyor. Bir an önce. Tabii. Bir şey de bulunsun da. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kaç kişiydiniz evde? Hanım 4. Çocuk, 4. 4. Çoluk çocuk değil mi? Tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. İstersen buraya gel, buradan daha rahat. Heyelan dün akşamdan başladı abi. Günün içerisinde devam etti. Yollar göçtü işte. Evlerin kenarları, duvarlar. Öyle devam etti işte. Sabah olduğunda da hala da devam etti yani. Bahçelerde de. Bahçelerde var. Su nedeniyle işte iki bahçede heyelan oluştu. Beri geldi yani. Hatta bizim yukarıdaki ev bahçe komple çöktü aşağı. Bir iki metre aşağıya indi. Daban çöktü. Zaten gün içerisinde uyandığımızda baktığımızda her yer böyleydi. Ondan sonra işte muhtar aradık biz. Hani baksınlar diye o geldi. O baktı. Ondan sonra AFAD ekiplerine haber verdi. Ondan sonra elektrikçilere haber verdi. Onlar geldi. AFAD da kontrol etti. Ondan sonra AFAD'ın müdürü geldi. Ondan sonra müdür kontrol etti işte 7 ev. Artık 15 hane vardı. İçinde hangileri şey varsa diye, hasarlı da varsa diye onlara gezdi. Hasarlı olan evdekiler kişileri hep çıkarttılar işte. Akrabalara gideceğiz. Akrabalarda kalacağız. Yani bu durumdayken kalınmaz. Sıkıntı olur. Ev çöker. Yağmur yağar. Yağmur yağarsa zaten daha kötü olur. Aa, lan bakıyor. Allah gönderiyoruz o. Arabayı ne yapıyoruz? Oğlum, ne yapıyoruz? 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 Ne yapıyoruz?